Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, Sayın Valim, Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım, Sayın Rektörlerim, Sayın Kaymakamlarım, Değerli Akademisyenler ve Güzide Basının Kıymetli Mensupları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayelerinde Meclis Başkanımız Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop'un onursal başkanlığında gerçekleşecek olan İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu açılış programı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Milli şair, çok iyi bir veteriner hekim, İstiklal madalyası sahibi ve her şeyin ötesinde İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşımız hakkında değerli katılımcılarla icra edilecek sempozyumun açılış konuşmaları öncesinde sizleri Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimizin manevi huzurunda Saygı duruşuna ve istiklal maaşımızı seslendirmeye davetimi arz ederim. Basınımızın kıymetli mensuplarını yerlerine davet ediyorum efendim. Açılış konuşmalarını icra etmek üzere sempozyum düzenleme kurulu başkanı Profesör Doktor Selçuk Çıklayı kürsüye davetimi arz ederim. Sayın Meclis Başkanım, Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Valim, Büyükşehir Belediye Başkanım, Rektörlerim Kamu kurumlarının değerli yöneticileri, saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler, sevgili öğrenciler, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyum'un açılışına hoş geldiniz. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı münasebetiyle Mehmet Akif ve İstiklal Marşı yılı ilan edilmişti. Bu vesileyle ülkemizin dört bir köşesinde çok fazla etkinlik düzenlendi. Bugün burada başlayan İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu bu yılın son etkinliklerinden biri olacak. Bugün Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yıl dönümü. Bu vesileyle onu rahmetle anıyoruz. İki gün sürecek olan sempozyumumuzda toplam 7 oturumda 23 bildiri sunulacak bildiri sunacak hocalarımız 12 farklı üniversiteden geldiler. Sempozyumun birinci günü oturumları burada, ikinci günü oturumları ise Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde olacak. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayelerinde gerçekleşiyor. Bu vesileyle sempozyumumuzu teşrif eden Meclis Başkanımız, Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop'a şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Sempozyuma başından sonuna kadar her türlü desteği veren Samsun Valisi Sayın Doçent Doktor Zülkif Dağlı Bey'e, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir Bey'e, Rektörümüz Profesör Doktor Yavuz Ünal Hocam'a, Üniversitemiz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Bekir Şişman hocama, bugün aramızda da bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Zafer Gören hocama, sempozyuma bildirileriyle katılan hocalarıma ve sempozyumun hem üniversite hem de Büyükşehir Belediyesi taraflarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumunun adından da anlaşılacağı üzere iki temel konusu var. İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy. Bu iki konuya bakışımı şu iki soruya vereceğim cevaplarla ifade etmek isterim. İstiklal Marşımız nasıl bir metindir? İstiklal Marşı'nın şairi nasıl bir kişidir? Birinci soru, İstiklal Marşımız nasıl bir metindir? Her büyük milletin yaşatıcı değerleri vardır. İşte Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşına bizi bugünlere kadar yaşatan, bugünden sonra da kıyamete kadar yaşatacak olan değerlerimizi İstiklal Marşının içine yerleştirmiştir. İstiklal Marşındaki yaşatıcı değerler şunlardır. Hak millet vatan din iman istiklal bayrak şehadet bunlar bizim kök değerlerimizdir bu kök değerlerimiz aynı zamanda gök değerlerimizdir bunlar köklerimiz ile göklerimiz arasındaki irtibatı sağlar İstiklal Marşımız manevi kimlik belgemizdir. Ruh iklimimizin haritasıdır. Kendi gök kubbemizdir. Köklerimizin temelleri de ondadır. Göklerimizin çatısı da. İstiklalimizin olduğu kadar istikbalimizin de senedidir. Kılavuz metinlerimizden biridir. Yol göstericidir. Aynı zamanda zemin metinlerimizden biridir içerdiği değerler bakımından kurucudur, koruyucudur, kuşatıcıdır, kurtarıcıdır. Eğer bu zemin büyük çapta kayarsa kurucu, koruyucu, kuşatıcı ve kurtarıcı zeminimiz de kayacak demektir. İkinci soru. İstiklal Marşı'nın şairi nasıl bir kişidir? Mehmet Akif'i en sade ifadesiyle örnek bir şahsiyet olarak nitelendirebiliriz. Gençlerimiz ve bizler ondaki hangi vasıfları örnek alabiliriz sorusuna şu cevabı verebiliriz. Mehmet Akif, hakka ve hakikate aşık birisiydi. Bizi de yazdıklarıyla hakka ve hakikatlere çağırdı. Her zaman ve zeminde hakkı tutup kaldıran, her türlü yanlışla savaşan biriydi yalansız ve dolansız bir mümindi. Zalime düşman, mazluma dosttu. Adildi, cömertti, imanlıydı. Ahlaklı, ta takvalı, vefakar ve fedakardı. Onu şu vasıflarla da nitelendirmek mümkündür. Mehmet Akif Ersoy, milletimizin manevi istikbali peşinde koşan dev bir şahsiyettir. Memleketin sesi, milletin ve ümmetin çığlığıdır. Milli mevcudiyetimizin acı hak acı hakikatlerinin sözcüsüdür. Dinin ve vatanın mayaladığı bir neferdir. Dünya hazlarında parçalanmayan bir mümindir. Süfli zevkleri dert edinen değil, ulvi zevkleri dert edinen birisidir. Hayatını feda felsefesi üzerinde kurmuş bir put kırıcıdır. Her daim çileye talip, milletiyle birlikte ağlayan, mefkuresinin adamı, ve Kurtuluş Savaşı'nın manevi önderlerinden birisidir. Bunların yanısına Mehmet Akif ruh hastalıklarından, yapay korkulardan, musallat fikirlerden, hayat içinde erimekten, içindeki fakirlikten, muhasara altında yaşamaktan, tersine çevrilmiş yüzlerden, meselesiz yaşamaktan, taklit modalardan, sahte yüzlerden, arızalı ruhlardan yarım şahsiyetlerden daima uzak kalmış, uzak durmuş birisidir. O aynı zamanda bize mahsus bir kainatı inşa etmeye çalışmış, milli hayatın köklerine bağlanıp o hayatın köklerinden beslenmiş, kişisel olarak ruh miracını gerçekleştirmiş, kendi dünyasında hakiki bir ruh saltanatı kurmuş, sadakatten ibaret bir insan olmuş ve hikmet ve hakikate susamış, daima hikmet ve hakikatin peşinde koşmuş, kısır saadetlerden uzak durmuş, ruhundaki fırtınaları diriltici kaynağın nefesiyle durdurmuş, bir hakikat medeniyeti kurmak için çalışmıştır. Mehmet Akif Ersoy, kurtarıcı davete kulak vermiş, ruh sakatlıklarımızı tespit için tedavi yolları göstermiş, saf bir idealin peşinden koşmuş, kendimizi inkardan kendimizi inşaya doğru yol almak için çalışmış, tutunamayanlardan ve savrulanlardan olmamak için kendine sağlam kulplar bulmuş, emredildiği gibi dost doğru yaşamış, diriliş ve direniş nesline ışık olmuş, kesintisiz bir uyanış, kesintisiz bir arayış ve kesintisiz bir arınış çabası içinde yaşamış, her daim hakka ve haklıda hakta ve haklıda direnmiş ve diretmiş birisidir. Bütün bu özellikler Mehmet Akif'in son yüzyılın en büyük örnek şahsiyetlerinden biri olduğunu gösteriyor. Umarım bizler onu doğru anlar ve anlatırız. Saygılarımla. konuşmalarını icra etmek üzere 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yavuz Ünal'ı kürsüye davetimi arz ederim. Muhterem başkanım, sayın valim, sayın büyükşehir belediye başkanım, başsavcım, sayın vekillerim, başsavcım, protokolümüzün değerli üyeleri, basınımızın güzide temsilcileri ve sevgili öğrenciler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başkanım, Onca yoğunluğunuza rağmen vakit ayırdınız. Katılım, katılımınızla bizleri onurlandırdınız. Öğrencilerim, çalışma arkadaşlarım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Muhterem Başkanım ve saygıdeğer Hazirun. Türkiye'nin en köklü üniversiteler arasında yer alan OMU, 1975 yılında kurulmuştur. Geçen zaman içerisinde gelişerek 19 fakülte, 2 enstitü, 1 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulu ile eğitim ve arge üssü haline gelmiştir. Bugün 120 farklı ülkeden 5500 yabancı öğrencisiyle uluslararası toplamda 52 bin öğrencisi, 2557 akademik, 3959 idari personeliyle bölgenin en önemli aktörüdür. Değişen dünyada Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki ülkemiz, uslu çocuk rolüyle kendisine gösterilen yere oturmayı kabul etmemiş, aksine hem oyunları bozan ve hem de adil temsille hakkı yücelten, onurlu bir duruş sergilemiştir. Dolayısıyla sadece kendi vatandaşları için değil, dünyadaki mazlum ve mağdurların da ümidi olmuştur. Ülkemizin oluşturduğu bu dinamik bağlamda üniversiteler kendi coğrafyalarında misyonlarını gözden geçirip imkanlarını zorlayarak aktif rol almak zorundadır. Bu bilinçle omu olarak biz eğitim, arge ve topluma hizmet olmak üzere üç temel parametrede revizyon çalışması başlattık. Hedeflerimizi netleştirdik. Sonuç alabilmek için mensuplarımız arasında çatışmasızlık ilan ettik. Adaleti esas aldık ve ufuk kaynaşmasını temin edecek stratejik adımlar attık. Dolayısıyla öncelikle revize edilen OMÜ'de eğitim ve laboratuvar altyapısı yenilendi. Sanayicilerimizle doğrudan iletişimin önü açıldı. Toplumun diğer unsurlarıyla misyon odaklı birliktelikler tesis edildi. OMU eğitimde geleceğin teknolojisini üretecek ve istihdam alanlarının beklentisinin fazlasıyla karşılayacak nesiller yetiştirmeyi hedef olarak belirledi. Bunu gerçekleştirmek için programlarımızın çıktılarını yeniledik. Müfredatlarımızı, yöntemi, ölçme ve değerlendirme sistemini de güncelledik. OMU araştırmalarında katma değeri yüksek ürünleri dolayısıyla ülkemizin gücüne katkı sağlamayı amaçladı. Bu nedenle Arge'yi öncelikli eylem alanı olarak belirledik ve bütçesini 5 kat artırdık. Bölgemize katkı sağlayacak temaları belirleyip öncelikli alan ilan ettik. Böylece potansiyelimizi harekete geçirdik. Sonuç, sonuç olarak bir önceki yıla göre proje sayımızı yaklaşık yüzde 50 artırdık. Saygıdeğer Başkanım, muhatabımız olan genç nesli geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. Bu nedenle nitelikli eğitimle donatarak tarihine saygılı, değerlerine duyarlı ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi arzulamaktayız. Bu vizyonla çok yönlü faaliyetlerini sürdüren OMU, Eylül 2021, 2021'de kalitesini ispatlayarak yokaktan kurumsal akreditasyon almış, Aralık 2021 tarihinde de TÜBİTAK girişimci üniversiteler listesine girmiştir. 57, Ülkede yüz yüze sınav yapabilecek yetenekli olan o mu? Yeşil üniversite, engelsiz üniversite, yetkin kütüphane sahibi üniversite ve benzeri birçok unvanın da sahibidir. Muhterem başkanım. Mehmet Akif gibi zincirin geçmişle gelecek arasındaki en önemli halkasının bilinmesi ve anlaşılması doğru yerde durmayı önemseyen, şahsiyetli nesiller yetiştirmeye vesile olacaktır. Zira o cephe gerisinde Yorgun ve yoksul milletimizde sosyal duyarlılık oluşturmak, ümitleri diri tutmak, güçleri birleştirmek, bunu yaparken de yeniden inşayı mümkün kılacak öz eleştiri becerisini geliştirmek gibi zor bir misyonun sahibidir. Bu nedenle sempozyumu önemsiyoruz. Sempo, sempozyumun meclis baş sempozyumumuza meclis başkanımız olarak sizlerin ve Gazi Meclis Meclisimizin himayesinde olması ise bizim için ayrı bir onur olmuştur. Katkınız için minnettarız. Efendim, teşrifleriniz için tekrar teşekkür ediyor, saygılarımı arz ediyorum. Konuşmalarını icra etmek üzere Samsun Valisi Sayın Doçent Doktor Zülkiftalı'yı kürsüye davetimi arz ederim. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız değerli milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Rektör Hocam, Kıymetli Başsavcım, Değerli Akademisyen Hocalarım, Garnizon Komutanımız, Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz, Mesai Arkadaşlarım, Siyasi Partilerimizin Değerli il Başkanları, Kıymetli Öğrenciler, Basınımızın Değerli Temsilcileri, Değerli Başkanım, Öncelikle Samsun'umuza, 19 Mayıs şehrimize İlklerin şehri, ilk şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz Sayın Başkanım. Bugün 19 Mayıs Üniversitemiz, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca himayenizde düzenlemiş olduğumuz bu sempozyumumuza tekrar hoş geldiniz. İnşallah iki gün sürecek olan bir sempozyumumuz hayırlara vesile olur. Bildiğimiz gibi 2021 yılı Cumhurbaşkanlığımızca Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı yılı olarak ilan edildi. Bu yılın son günlerinde ve son haftasında böylesine bir önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Tabi burada iki gün boyunca dop dolu birbirinden derin ilmi çalışmalar ilm ve bildiriler sunulacak. Bunları mümkün olduğu ben de izlemeye çalışacağım ve çok e, içeriğinin dolu olduğunu da önümüzdeki yine broşürlerden görebiliyoruz. İnşallah ülkemiz için, gençlerimiz için özellikle hayırlara vesile olur diyorum. Değerli başkanım, ben sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Tabi biz Mehmet Akif Ersoy'u 3 dakikada, 5 dakikada anlatmamız, onu ifade etmemiz gerçekten çok zor. Ancak tek bir cümleyle sözlerimi bitirmek istiyorum. Tabii Mehmet Akif Ersoy bir vakıf insanıydı. Sadakayı cariye bakımından bildiğimiz gibi üç tane sadakayı cariye şekli var. Bunlardan ilmini, milliyetçiliğini, maliyyatını, bayrak sevgisini, şiirlerini, Asım'ın neslini ve o kültürü ve o maneviyatı bizlere bıraktı. Bu da en önemli sadakayı cariyedir diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sempozyumumuz hayırlara vesile olsun. Açılış konferansını icra etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Profesör Doktor Mustafa Şentop'un kürsü teşriflerini davetimi arz ederim. Sayın Valimiz, Değerli milletvekillerimiz, Sayın Belediye Başkanımız, değerli rektörüm, başsavcım, garnizon komutanı, jandarma alay komutanımız, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, değerli misafirler. İçinde bulunduğumuz 2021 yılı İstiklal Marşımız'ın kabulünün 100. yılı bu sebeple Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımızın himayesinde Samsun Valiliği, 19 Mayıs Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu düzenledik. Milli mücadelemizin girizgahı bu güzel Samsunumuzda aranızda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, toplantımızı bir başka önemli tarihte düzenliyoruz. Bugün 27 Aralık, aziz şairimiz Mehmet Akif'in ahirete irtihalinin 85. yılı. Kimlik bilincimizin ve bağımsızlık aşkımızın ölümsüz sözcüsü Mehmet Akif Ersoy'u özlemle yad ediyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince, Günler şu heyulayı da er geç silecektir. Rahmetle anılmak, ölümsüzlük budur ama sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir? Diyerek yalnızlığını ve sessizliğini dizelerine kazıyan büyük şair, 27 Aralık 1936 günü sessizce hayata veda etmiş, vefatı sadece bir sala ile duyurulmuştur. Beyazıt Camii'nin musalla taşında tesadüfen Akif'in cenazesine rastlayan İstanbul Üniversitesi'nin güzide gençleri bu alelade tabutta İstiklal şairi Akif'in yattığını öğrenince hemen yandaki okullarından bayrağımızı koşarak getirirler ve tabuta sararlar. Milli marşımızın ve Çanakkale şehitlerinin büyük şairinin namazını sardıkları Türk bayrağıyla kılarlar. Asım'ın nesli vefat ettiği gün sahip çıktığı büyük şairine bugün de sahip çıkıyor ve gelecekte de onun değerini bilmeye devam edecektir. Yoktur elemimden şu sağır kubbede bir iz, ağlar sefahatımdaki hüsran bile sessiz diyerek bazen ümitsizliğe kapılsa da biz onu rahmetle ve hayırla daima yüksek sesle yad etmeye devam edeceğiz. O derin tevazu ile unutulup gitmeyi peşinen kabullenmişse de ulusal ve uluslararası spor yarışmalarında yüzyıldır her okulda, her resmi törende aynı heyecan ve şerefle onun mısralarını terennim ediyoruz. Unutmak bir yara, neredeyse onu her gün hayatımızın tam içinde, tam ortasında yaşatıyoruz. Değerli arkadaşlar, 2019 yılı itibarıyla Cumhuriyet tarihimizde 19 Mayıs 1919'dan sonra gerçekleşen pek çok olayın 100. yıl dönümünü arka arkaya anmaya başladık. Önce Anadolu'daki kongrelerimizin, sonra 23 Nisan 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100. yılını, akabinde 12 Mart 2021'de İstiklal Marşımız'ın kabulünün 100. yılını idrak ettik bizzat teklifini hazırladığım ve ilk imza ile sunduğum 2021 yılının İstiklal Marşı Yılı olması talebimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ittifakla ortak bir kararla kabul edilerek 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kanunla ilan edildi. Şükürler olsun ki hürriyet ve istiklal aşkımızın tercümanı olan İstiklal Marşımıza ve onun şairi merhum Mehmet Akif Ersoy'a karşı duyduğumuz minnet ve muhabbeti ifade etmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen etkinliklerde 7'den 70'e bütün milletimizin İstiklal Marşı sevgisinde kenetlenmesine şahit olduk. Milletimizin varlık ve tam bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan İstiklal Marşımızı ve şairi Mehmet Akif Ersoy'u il, ilçe ve köylerde düzenlenen törenler, sergiler, paneller, sempozyumlar, şiir yarışmaları, kısa filmler ve özel birçok programla anmaya çalıştık. İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen bu programlar, bir asır önce milli birlik ve beraberlik anlayışıyla şaha kalkan milletimizin sahip olduğu kültürel kodları gelecek nesillere aktarmak bakımından çok büyük bir kıymeti haizdir. Birkaç gün sonra tamamlayacağımız 2021 yılından son 100. yıl İstiklal Marşı programını Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı Samsun'umuzda yapıyoruz. Bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Samsun Valiliğine, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne, 19 Mayıs Üniversitesi'ne ve katkı sağlayan bütün akademisyenlerimize şükranlarımı sunuyorum farklı yönleriyle ve bakış açılarıyla ele alacağımız milli marşımız ve Mehmet Akif ile ilgili yapacağınız katkılar, sunacağınız yeni bilgi ve değerlendirmeler için her birinize peşinen ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlar, İstiklal Marşı Milli Mücadele devam ederken ordumuzun heyecanını yükseltmek, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde topyekün vatan satını harekete geçirmek arzusuyla bizzat meclisimizin açtığı yarışma neticesinde kabul edilmiş bir şiirdir. İstiklal Marşı yarışmasıyla ilgili duyuru 25 Ekim 1920 tarihli Hakimiyeti Milliye gazetesinde yayınlanmıştır. Şairlerimizin nazarı dikkatine başlığıyla yayınlanan duyuru şöyledir. Biraz kelimeleri yadırgayabilirsiniz ama bir irtibat kurmak bakımından önemli. Milletimizin dahili ve harici istiklali uğrunda girişmiş olduğu mücadeleyi ifade ve terennüm için bir istiklal marşı, umuru marif vekaleti celilesince müsabakaya vaz edilmiştir. İş bu müsabaka, 23 kanunu evvel sene 1336 tarihine kadar olup, bir heyeti edebiye tarafından gönderilen eserlerden intihab olunacak ve kabul edilen eserin güftesi için 500 lira mükafat verilecektir. Ve yine la akal 500 lira tahsis edilecek olan beste için bilahare ayrıca bir müsabaka açılacaktır. Bütün müracaatlar Ankara'da Büyük Millet Meclisi marif vekaletine yapılacaktır. Tabi o tarihlerde meclis hükümeti sistemi olduğu için bütün bakanlar ayrı ayrı meclis tarafından seçiliyor ve esasen bakanlar bir başbakanlık da yok. Meclise bağlı olarak vazife görüyorlar. Onun için bakanlara vekil deniliyor. Yani meclis adına vekaleten bakanlık yapmaları hasebiyle. İcra vekilleri heyeti ayrıca bakanlar kurulunun adı. 20 Ekim'de yapılan duyuru aynı zamanda vilayetlere de genelge olarak gönderilmiş ve yarışmaya katılacak şiirlerin 21 Aralık tarihine kadar Ankara'da Marif Vekaletine yani Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilmesi istenmiştir. Yarışmanın ilan edildiği tarihte Marif Vekili yani Milli Eğitim Bakanı olan Doktor Rıza Nur, Moskova Büyükelçisi olarak atandığı için yerine Hamdullah Sufi Tanrıver bakan olarak seçilmiştir. Yarışmanın açıldığı o günlerde Anadolu'daki atmosferi Hamdullah Sufi Bey şöyle anlatmaktadır. O günlerde cepheler arka arkaya çökmekteydi. Eskişehir'in sükutu, hatta Ankara'nın istilası dahi gün meselesiydi. Hükümetin Sivas'a kadar çekilmek hesabı vardı. Ordu her an Sakarya gerisine çekilmek üzereydi. Askerlerimizin maneviyatı son derecede sarsılmıştı. Malumunuz olduğu üzere Mehmet Akif ilk önce Para ödülü bulunması sebebiyle yarışmaya katılmamıştır. Ancak meclisimiz gönderilen 724 şiirden kabule layık bir şiir tespit edememişti. Bunun üzerine Hamdullah Sufi Bey Hasan Basri Çantay vasıtasıyla Mehmet Akif'in yakın arkadaşı Hasan Basri Çantay vasıtasıyla Mehmet Akif'ten şiir yazmasını talep etmiştir. Merhum Hasan Basri Çantay o süreci şöyle anlatmıştır. İstiklal Marşı'nın İstiklal mücadelesinin içinde Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan Mehmet Akif tarafından yazılmasını kendisine söylediğimizde o ben ne müsabakaya girerim ne de caize alırım. Yani ödülü alırım demişti. Ben ricalarımı tekrar ettikçe o da aynı sözü söylemiş ve bırak başkaları yazsınlar. Ben bu yaştan sonra yarışa mı gireceğim? Ayıp değil mi? demişti. Hasan Basri Çantay'ın kendisini ikna etmesi üzerine Mehmet Akif 15 günde İstiklal Marşı'nı yazmış ve ilk olarak 21 Şubat 1921'de Kastamonu'da Açık Söz gazetesinde yayınlamıştır. Esasında İstiklal Marşı'nın ilk seçici kurulu Kütahya Eskişehir hattındaki askerlerimiz olmuştur. Askerlerimize İstiklal Marşımız ile birlikte 724 şiir arasından seçilen 6 şiir gönderilmiş ve hissiyatları sorulmuştur. Askerlerimiz de Akif'in ordumuza ithaf ettiği şiirini beğendiklerini söylemişler. Komutanlar da meclise İstiklal Marşı'ndan övgüyle bahseden mektuplar göndermişlerdi. Nihayetinde 1 Mart 1921 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İstiklal Marşı etraflıca konuşulmuş ve akabinde Hamdullah Suphi Bey Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı'nı Meclis kürsüsünden okumuştur. Hasan Basri Çantay 12 Mart 1921 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na verdiği önergeyle Büyük Meclis'in ve halkın takdiratını celbeden Mehmet Akif Beyefendi'nin şiirinin tercihan kabulünü teklif ederim demiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak İstiklal Marşı'nın kabulünden sonra şunları söylemiştir. Bu marş Bizim inkılabımızın ruhunu anlatır. İstiklal Marşı'nda davamızı anlatması bakımından büyük manası olan mısralar vardır. En beğendiğim yeri şu mısralardır. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Benim Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Bu demektir ki efendiler, Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Hasan Basri Çantay tarafından verilen önerge, genel kurulda kabul edildikten sonra 21 Mart 1921 tarihinde resmi gazetede İstiklal Marşı yayınlanmıştır. Değerli arkadaşlarım, İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy'un kahraman ordumuza ithaf ettiği, Milletimizin topyekün bütün fertlerinin aynı şevk ve heyecanla terennüm ettiği esasen şiir ya da marş hüviyetinin de dışında kalan bir metindir. Bu milletimizin kimlik kartıdır. İşte tam bu noktada ifade etmek gerekir ki İstiklal Marşı adeta sihirli bir metin hüviyetine haizdir. İçinden bir kelime ya da bir tek hece eksik söyleseniz ahengi bozulur bestesi kendi içinde mevcuttur. Söz ile sözlerin gücünü yükselten güçlü vurgular onu şiirden marş havasına taşır. İstiklal Marşımızdaki büyük ifade gücü milli mücadele sırasında insanımızda ortaya çıkan büyük ve gizli enerjinin coşkun halidir. Tıpkı Çanakkale Savaşı'nda yüzlerce kiloluk mermiyi sırtında taşıyan Seyit Onbaşı'nın Savaştan sonra aynı mermiyi tekrar kaldırmaya teşebbüs ettiğinde bunu başaramaması gibi. Savaş meydanında iman dolu azimle devleşen insanımızın yapma ve söyleme enerjisinin taşma halidir. Kimileri buna vecd hali, kimileri iman gücü diye tarif etse de biliriz ki yok edilmeye çalışılan bu milletin küllerinden doğduğu İstiklal Harbi'nin yüceliği kadar onun destanı olan marşı da çok büyük bir şiirdir. Şüphesiz bu marş milletimizin her bir ferdinin ortak metnidir. Bizi millet yapan temel bileşenimizdir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin üzerinde kurulduğu kadim toprakların savaşla tekrar vatan yapılmasının bir belgesidir. Milletimizin ve vatanımızın dizelere dökülmüş tapusudur. Tam bağımsız bir millet ve devlet olarak var olma irademizin toplumsal sözleşmesidir. Devletin ve anayasanın tek ideolojisidir. Sözden dokunmuş bayrağımızdır. Kıymetli arkadaşlar. Ölümsüz mısraların şairi Mehmet Akif Ersoy yaşadığı dönemde de günümüzde de bu milletin birlik ve beraberliğinin sembolüdür. Mebus olarak girdiği mecliste neredeyse fiilen hiç görev yapamadı. Emekli maaşı bile alamadı. Ankara'ya gelişinde Gazi Mustafa Kemal'in özel daveti de etkili olmuş ve milli mücadele saflarına dahil olmuş. Halk bizim tarafımızdan aydınlatılmaya ihtiyacı varmış. Kalkın gidiyoruz. Burada durmak zamanı değil diyerek en yüksek makamdaki işini ve ailesini bırakıp oğlu ve arkadaşlarıyla beraber milli mücadeleye koşarak katılmıştır. Manda yanılarına ümitsiz insanların çoğunlukta olduğu yokluk ve tükenmişlik hissi içindeki vatana korkma diye ümit telkin etmiştir. O insanımızdaki gizli enerjiyi ortaya çıkartan bir nefesti. Baştan başa vatan topraklarını şevke getirdi ve doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın diyerek zaferi müjdeledi. Akif inanmış bir mümin olarak hakkın vaat ettiği dini ve milli değerlerimizin yok olacağı fikrini kabul edecek biri değildi. Ya istiklal ya ölüm düsturunun tarihinde asla esaret yaşamamış milletimizin temel bir vasfı olduğunu biliyordu. Çünkü istiklal, vatan, hürriyet, bayrak gibi milli değerlerimiz olmazsa dinimiz de olmayacaktı. Akif bunun farkındaydı ve milletimize ait yüce hasletleri coğrafyamızı karış karış gezerek ortaya çıkarırken bu hasletleri İstiklal Marşımıza da nakış nakış işlemiştir. Değerli misafirler, dil millet tefekkürünün ana yurdudur. Milletin düşünüş tarzı, hayat anlayışı, içinde yetiştiği dil ve kimlik içerisinde söze ve yazıya yansır. Bir milletin bütün kültür ögelerinin ortak dili, millet olma bilincinin, gelenek ve göreneklerin sığınağıdır. İstiklal Marşı da milletimizin ortak dilidir. Bu kültürün içinde bize ait değerleri taşıyan İstiklal Marşı ve ruhu milletimizi koruyan ve onu gelecek nesillere aktaran en kıymetli hazinemizdir. Milletimizin seren camı ve tarihteki yolculuğunun haykıran sesi İstiklal Marşı'nda vücut bulmuştur. Vefatının 85. seneyi devriyesinde Akif'i alim, derviş beşrep, musiki şinas, güreşçi, nüktedan, güler yüzlü ve en çok da insani vasıfları açısından yüksek ahlak sahibi olarak her yönüyle gençlerimize ve gelecek nesillere tanıtalım. Eserlerinde dile getirdiği üstün insanlık çizgisinin sembol ismi Asım'ın şüphesiz akifin kişiliğinde tecessüm ettiğinin hepimiz farkındayız. Sizlerden 100. yılında İstiklal Marşımızın yazıldığı şartların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için yapacağınız çalışmaların devamını diliyorum. Sunacağımız katkıların milli mücadeleyle küllerinden doğan bu milletin şiirle kurulan destanını tarihe kazıyan milli şairimiz Mehmet Akif'in yeniden idrakine ve örnek alınmasına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu program vesilesiyle yad ettiğimiz Mehmet Akif'e tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı, cennet, makamı ali olsun. Gök kubbemizde ay yıldızlı al bayrağımızın İstiklal Marşı eşliğinde ebediyete kadar dalgalanmasını niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun. Efendim Sayın Meclis Başkanımıza yüksek müsaadeleriyle kendilerine hediye takdim etmek amacıyla sahnede bir süre daha tutmak istiyoruz. Müsaadenizle efendim. Hediyelerin takdimi için çok değerli rektörümüz Sayın Profesör Doktor Yavuz Ünal'ı sahneye davetimi arz edelim. Eseri vücuda getiren üniversitemiz öğretim üyelerinden Dolçak Doktor Tamer Arslan. Evet. Ve efendim müsaadenizle bir evet hediye takdimimiz lütfen buyurunuz efendim. Mikro. Evet, değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz de e, başta İstiklal Marşı'mız olmak üzere tabi onun şairi Mehmet Akif Ersoy'un e, diğer eserlerinde içeren bir külliyat çalışması yaptık bu yıl. E, tabii ilki bütün şiirlerinin bulunduğu Safahat. Safahat'ın birçok baskısı var. Burada bir sonraki oturumda da bulunacak Necmettin Türünay hocamızın 10 yıla yakın bir çalışması gayretiyle daha önce yayınlanmamış bazı şiirlerinin veya tamamlanmamış şiirlerinin de bulunduğu safatı bir bütün olarak bastık. Bunu tabi bu külliyatın devamı da var. Burada vardı ama heh, evet. Mehmet Akif'in mektupları, Mehmet Akif'in yazdığı, Mehmet Akif'e yazılan Mehmet Akif'in adının geçtiği, kendisinden bahsedilen mektupları içeren iki cilt halinde mektuplar. Daha sonra düz yazıları ve Mehmet Akif hakkında yazılanların da içerildiği aşağı yukarı 7-8 cildi toplamda bulacak bir külliyat. Ben bunun şu ana kadar basmış olduğumuz bölümlerini hocamıza takdim ediyorum. Bunu üniversitelerimizin kütüphanelerinde de mümkün olduğu kadar fazla bunları göndereceğiz. Teşekkür ederim. Sayın meclis başkanımız, yüksek müsaadenizle protokol üyelerimizle birlikte bir fotoğraf almak üzere ben protokol üyelerimizi sahneye davetimi arz etmek istiyorum.